kasap da oydan ne kadar işte ona geldi. Ayol kişinin avazı avrat kançalı doğru. Ayol kişinin avazı avrat dediği doğrusu da bazı rivayetler var. Lekin ulamalar onu kayıtlaşken. Yani kayıtlengen degeni malum bir vaziyette avrat hesaplanadı. Malum bir vaziyette. Ozu avrat degeni ağır sözüden alingen, üyetli narsa, yani üyeledigen narsa. Ağır kılınadigen narsanı avrat deyiladi. O şey insan başkalarından başkalarına görsatışka üyeledigen narsasını avrat deyiladi. Bana şu manadan, şu lugavi asastan kelip çıkadigen bulsak, ayol kişini avazını başka adamlar eşitişliğini xohlamasa, uşa avaz, uşa cemaatine avrat hesaplanadı. Lekin umumi manada ayol kişinin avazı avrat mı dese, Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan cari bugün hadiseler, Nebi aleyhissalatu vesselam begona ayollarını, masalalarını eşitgenleri, mesela İmam Buhari'de Barira hadisi var. Barira radıyallahu anhu'nu Ayşe onamızga kelgen şikayetlerini Peygamberimiz ham eşitgenler. O şey eşitişleri o şey ayolunuz avazı avrat masligini bildiradi. Şikayet manasıdır. Ondan taşqari yine Ayşe onamızni aldılarga kelip juda ko'p juda ko'p sahabeler ders alışardı. Peygamber Ayşe anamızın ayol kişiler. Ayol kişiler. Şu bilen birge ders veri yaptılar, avazını eşti yaptı başkalar. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de begane erkek bilen yani gaplaşış yani mahram dairesinde yani kanun kaidesi ki göre gaplaş doğru kip kalırsa mesela savda akılışız mümkün bir nasıl mesela soruşuz mümkün uşunaka vaziyette avazilerini mayın kımaylar degen Allah Ta'ala ayarlar ki onalarımız ki avazilerini mayın kımaylar demek ki kalbide marazı bar adam tamak kalmasın yani yaman hayalge barıp kalmasın. Demek mana şunu niyem keltirip ulamalar aytadı. Eğer nazı karaşva bilen, işve bilen begane erkekke gapirse uşa avaz avrat boladı. Şunlar değil mi? Şunlarla rahmet Allah razı olsun.